Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yepyeni güzel bir programla, Ankara programıyla karşı karşıyayız. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım bugün güzel tahminlerimizle, güzel fikirlerimizle sizlere aktararak umarım faydalı bir şekilde sizlere yardımcı olurum. Onun umuduyla sizlere bol kazançlar dileğiyle bugünkü programımı açıyorum arkadaşlar. Bugün 9 koşulu bir programla karşı karşıyayız Ankara'da. Ben size İlk 6'dan itibaren, birinci koşudan itibaren tahminlerimi, tuttuğum safkanları ben size sıralamak istiyorum. Birinci koşuda handikap 14, 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda ben buraya biraz geniş tutmak zorunda kaldım. Çünkü bayağı birbirlerine yakın safkanlar var. Ben sırasıyla 5 numara Başar bir kez koştu, birincilik yaptı. Çalışmaları bir hayli iyi, tatminkar olan bu Aya Bakan'ın güzel tayı. Aya Bakan gibi, babası gibi numara alıp hiç kesmeden Fotoğrafı da buldu. Beyaz bayrak ayna deyimiyle. Yine ön planda olacak 5 numara Başar. 3 numara Vampir. Vallahi Vampir yakalarsa ısırır arkadaşlar. Aman dikkat edin. Çünkü bu safkana güzel gruplarda koşuyor. Bu uygun grupta bence şansı çok iyi. 3 numara Vampir yazılması gereken safkanlardan birisi. 4 numara Taşıyıcı. İşman Çizik ilerisinde koşuyor. Grubun tecrübeli safkanlarından birisi. Bu Uçan Bey'in güzel tayı. Anne Balçova'da maşallah yani iyi taylar verdi. Her verdiği taylar hemen hemen ikramiyeleri aldı. Yani böyle anneler gerçekten iyi taylar veriyor. Bunu da unutmamak gerekir. 4 numara Taşıyıcı benim 3. safkanım. 1 numara Süleyman. Artık bu Süleyman bir ileri bir geri yapıyor. Son yarışında geri yaptı. Bugün ileri yapmasını bekliyoruz. 1 numara Süleymansız oyun oynamayalım. 8 numara Yılmaz Hoca. Bizim adaş bu sonuçta. Yazmadan olmaz. Zaten form grafiği de iyi. Son iki yarışta bir birincilik bir dördüncük. Akın Sözen gibi pilot da gelmiş. O yüzden bizim adaşı da yazacağız artık mecbur. 8 numara Yılmaz Hoca. Ve son olarak da 6 numara Kesvacan Gün. Safkan gerçekten formda. Elazığ, Urfa gibi yerlerden geldi. Ve son çim yarışında güzel kazandı. Zaten orijin değil. Turbo Kesvacan kızı. Ben bu formuyla daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu kuponlara bulunduran bu 6 numara Kesmacan Gülü sırasıyla 5 numara Başar, 3 numara Vampir, 4 numara Taşıyıcı, 1 numaralı Süleyman, 8 numara Yılmaz Hoca ve 6 numara Kesmacan Gün olarak bu ilk ayağı bu şekilde ben size öneriyorum arkadaşlar. İkinci koşuya geldiğimizde handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusunda benim burada size önereceğim ilk safkan bu gruptan biraz daha iyi olduğunu gördüm. Bu mesafelere yatkın olduğunu gördüm. 2 numara Sparrow Hawk benim birinci safkanım. Çalışmaları iyi. Zaten form grafiği oldukça iyi. Son 3 yarışta 2-2-1. Bir de ondan evvel bir kum yarışı var. Üçüncülüğü güzel. Tatminkar. Ben bu yarışta favoriyi hak ettiğine inanıyorum. İlk safkanım olarak 2 numara Sparrow Hawk size öneriyorum. 1 numara King of Odessa. Bu safkan da gerçekten iyi. Çim performansı oldukça iyi. Biraz ağır kilo olmasına rağmen uygun grupta kendine söz sahibi yapabilir. O yüzden ben size 1 numarayı da King of Odessa'yı da öneriyorum. 5 numara Icebox. Icebox. Ben bu safkanın sürekli takibimde olan bu safkanın uzun mesafeli çim yarışlarında her zaman bu safkan böyle gruplarda var. Bunu unutmamak gerekir. İzmir'den zaten bu safkan buraya geldi. Artık burada da bir şansını deneyecek. Ben güzel koşacağına inanıyorum. Yeni sahiplerine zaten iyi geldi, uğurlu geldi. İki tane yarış kazandı. Allah daimini inşallah yapar. Daha bol kazançlar yapar. Bu safkada muhakkak 5 numara Icebox'ı yazalım arkadaşlar. 3 numara Iron Heel. Ayhan Kuşlu ilerisinde. Bu safkada son yarışının kazandı. Form grafiğini her geçen gün yükseltiyor. Yazılması gereken safkanlarda. Ve son olarak ben size Kocaeli'deyken vermiştim. Bu 8 numara Johnson. Ben burada verdim ama o gün maalesef 5. oldu. Selim Kaya ile fazla uyum sağlayamadı. Ama ilk kez için çim pistte koşacak. Bence çim pistte daha çok koşmasını bekliyorum. Bu safkan zaten anne Wanganoo River, Pan River'la anneden kardeş bu safkan. Yani gazi kazanan bir Pan River'dan bahsediyoruz. Bu 8 numara Johnson'da kuponlarda bir şans verelim. Yazalım arkadaşlar. Sırasıyla 2 numara Sparrow Hawk, 1 numara King of Odessa, 5 numara Icebox, 3 numara Iron Heel ve 8 numara Johnson olarak sizlere bu şekilde bu ayağı öneriyorum. Arkadaşlar şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik 3. koşuya geldiğimizde 6 safkanın mücadelesi denk gelecek. Benim burada size şu şekilde bir yorum yapayım ben size. Normalde burada ilk baktığınız zaman 1 numara Median Focha günün bankosu gibi gözüküyor.
Yani normalde böyle gözüküyor. At kalite olarak çok iyi, çok üstün bu gruptan. Ama üzerinde şimdi Kumbasar kardeşimiz var. Kumbasar'a baktım, ben ilk kez koşuyor binecek bu safkana. Bu Medin Foça'da gerçekten idare edilmesi çok zor safkanlardan birisi. Sürekli teşvik istiyor, sürekli başka şeyler istiyor. Yani bunu Özcan Yıldırım iyi başarıyor. Safkanın dilinden çok iyi anlıyor. O yüzden bu son iki yarışında güzel kazandı. Ama ben sanki bugün Kumbasar kardeşimiz bu safkanı pek idare etmekte zorlanacağını inanıyorum. Ben o yüzden bugün ben sizlere burada bir banko veriyorum. 5 numaralı Pörgem'i ben sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu zaten Medin Foça'nın bunlara belki kazandığı yarışta Pörgem'i çok az bir farkla geçmişti. Bugün ben Ali Kaçmaz arasındaki 5 numara Pörgem bence bugün bu 1 numara Medin Foça'yı avlayacak ve kazanacak. O şekilde inanıyorum ben. Ben size 5 numara Pörgem'i banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusuna geldiğimizde handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum koşusunda 10 safkanın mücadelesi bizi bekliyor arkadaşlar. Ben burada sırasıyla size önereceğim safkanlar 3 numaralı Asrasyat. Gökhan Kocakaya idaresindeki son 5.'ine aldanmayalım. Safkan gerçekten formu iyi. İlk safkan olarak 3 numara Asrasyat. 6 numara Dünür. Dünür son iki yarışı kazandıktan sonra bir 5.'lik geldi etti ama safkan gerçekten iyi. Bu Kaysberk'in güzel tayı çalışmaların hakkını da verir. Bugün çok önlerde kendine yer bulabilir. 7 numara Melek Sima. Ahmet Çelik idaresinde koşan bu safkan son ikinciliğinden sonra artık bu kurtellere ait olan bu ekibi bence bugün çok çok önlerde kendine yer bulacak. Aman dikkat edelim arkadaşlar, bu 7 numara Melek Sima'yı atlamayalım. 8 numara Yantar. Müslüm Çelik idaresinde koşacak olan bu Turbo'nun güzel tayı son iki yarışta zaten ikinci ve üçüncülükle ayrıldı. Bugün de bu mesafeye yatkın bence yazılması gereken safkanlardan birisi. Ve son olarak da 5 numara Öz Ayberk'i size öneriyorum arkadaşlar. Bakmayın son iki yarışı gerçekten çok kötü ama inanın bugün bu kötü gidişata dur diyebilir. Bence o gücü de var. O yüzden kuponlarda bulunduralım arkadaşlar. Sırasıyla 3 numara Asrasya, 6 numara Dünür, 7 numara Melek Sima, 8 numara Yantar ve 5 numara Öz Ayberk olarak sizlere bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda ben burada size 12 safkanın mücadelesinde 7 numaralı Iconic Akın Sözen idaresinde gerçekten çok formda. Safkan 3 tane 3'lükten sonra son yarışı ikinciliği bir hali tatminkar. Ben ilk şanslı olarak 7 numara Iconic'i size öneriyorum. Afocan, 6 numara Afocan. Gerçekten kısa vade koşmaya başladı. Orada bile başarılı oldu. Ben bu meydan yarışta 7 numara Iconic'i en ciddi rakip olarak 6 numara Afocan size öneriyorum. Ve son olarak da size önereceğim son safkan Halis Karataş idaresindeki 11 numara No Control. Bugün belki kontrol olur, Yes Control olur. Yarış kazanır arkadaşlar. Çünkü son ikincilik bir hayli iyi. Üzerinde de sihirbaz var. Aman diyelim atlamayalım arkadaşlar. Burayı ben size 7 numara Iconic, 6 numara Hafocan ve 11 numara No Control olarak sizlere bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 1. altılık ayağında son ayağı burası. Kısa vade 8, dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum koşusunda 8 safkanın mücadelesi, güzel ve zevkli bir mücadelesi bizi bekliyor arkadaşlar. Ben burada size önereceğim bu mesafelere çok yatkın olan home grafiği bir hayli beni tatminkar eden, çalışmaları bir hayli iyi olan 8 numara Invenish Innovation Ahmet Çelik idaresinde ben size banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu birinci altında iki tane banko oluyor. Bu ikinci altında ilk bankosu arkadaşlar. Günün bankosu 8 numara Invenish. Bu grupta ben üstün olarak görüyorum. Yani kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten kalite bir safkan çünkü. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yine bir kısa vade 7 yarışında 1500 metre kum yarışında 3 yaşlı İngilizleri yarışını seyredeceğiz. Ben burada size Halis Karataş idaresindeki 4 numara Hey Marja bugün uygun sikletle koşuyor. Her zaman biraz ağır kilo koşuyordu. Bugün rakiplerine oranla iyi bir sikletle koşuyor. Ben ilk safkan olarak 4 numara Hey Marja'yı size öneriyorum. 5 numara Kara Derviş. Gerçekten çok formunda, hep az farklarla yarış kaybediyor. Bugün daha da iyi koşmasını bekliyorum. Bu Derviş Ağa'nın güzel tayı 5 numara Kara Derviş'i yazalım arkadaşlar.
Ve son olarak da ağır kilosu olmasına rağmen Buruk'tan çok farklı olduğunu gördüm. 2 numara Altın Kop size önereceğim son safka. 4 numara Heymarja, 5 numara Kara Derviş ve 2 numara Altın Kop size önereceğim safkanlar arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde yine bir kısa vade 6 yarışında 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşusunda göstermiş olduğu yüksek formuyla son 3 yarışında kazanan 5 numara Erkmen alternatif bir banko olarak size öneririm. Yani risk seviyorsanız, bu safkana çok güveniyorsanız arkadaşlar ben size tek olarak önerebilirim. Ama illa da geniş rakip istiyorsanız da 7 numara Star 1 ve 4 numara Çakma Şah olarak size öneririm. Yani ya 5 numara tek atacağız arkadaşlar küçük kupa oynayanlar için veya risk sevenler için, ya da rakip yazmak isteyenler için de 7 numara Star 1 ve 4 numara Çakma Şah. Yani 3 safkan olarak. Arkadaşlar boğaz bayağı bir gıcık oldu. Kusura bakmayın. Günün son koşusuna geldiğimizde Maiden Dish'e ait 2 yaş dengizinin 1400 metrelik çim koşusunda ben burada 13 safkanın mücadelesinde size önereceğim, biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. 12 numara Siyah İnci benim ilk şanslı safkanım. Bu banknotun anneden, babadan Suzy Gold'la kardeş bu. Suzy Gold bilirsiniz. Çime çok yatkın bir safkanı. Bu safkan bir kez çimde koştu. Güzel bir ikincilik elde etti. Bugün, gerçi o günkü ikincinin de derecesi de fena değildi. İyiydi yani. Ya bugün daha da iyi dereceyle bence ilk planda yazılması gereken safkan. 1 numara Ambuşar. Serdar Adalay'a ait başkanın safkanı 2 yarış koştu. Bir 4. bir 2. Bugün daha da etkili koşması bekliyorum. Çalışmaları çok tatminkar çünkü. 1 numara Ambuşar yazılması gereken ilk 2. safkandan birisi. 2 numara Bella Perfect. Mehmet Akyavuz idaresinde koşan safkan 2 çim yarışında 3.lükle ayrıldı. Bugün çok etkili koşmasını bekliyorum. 3. safkan olarak ben 2 numara Bella Perfect olarak. 4 numara Gönlüm. Halis Karataş idaresinde koşacak olan bu safkan 2 kum yarış koştu ama 2.lük 3.lük gerçekten bu yarışta daha da iyi yerlere gelebilir. İlk çim yarışında ne yapacağı meçhul. Ben gerçi bu kuvvet ayılarını pek çimde yazmıyorum ama Kuvay'ın birkaç tane güzel İngiliz'i vardı. Çim'de de çok başarılı olmuştu. Bayağı grup yarış kazanan safkan vardı. Şu anda pek adı aklıma gelmedi ama hani iyi bir safkandı. O yüzden bu Gönlümü de yazalım arkadaşlar. Ve 7 numara Now Let Ge Able. Ayan Kuşu'nun ilerisindeki Tayral Tutun'a ait bu safkan bir yarış koştu. 3. oldu. Bu yarışta daha da etkili koşabilir. Bu 5. safkan olarak ben size 7 numarayı öneririm. Ve son olarak da 8 numara Lili Marlen olarak Ahmet Çelik ilerisinde koşacak bu safkan. 3 yarış koştu. Çimde 2.lük ve 4.lük kumda da 4.lüğü var. Bu yarışta zımba gibi koşabilir. Aman diyelim atlamayalım. Ben bu ayağı size bu şekilde 6 safkanla öneriyorum arkadaşlar. Sırasıyla 12 numara Siyancı, 1 numara Ambuşer, 2 numara Bella Perfect, 4 numara Gönlüm, 7 numara Navletki Able ve 8 numara Lili Marlen olarak arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlarım bu kadar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Lütfen bana vereceğiniz en büyük destek kanalıma abone olmaktır. Arkadaşlar bir de kanala abone olduktan sonra zil de tıklayalım. Bildirimleri alabilmek için, anında bildirimler alabilmek için. Ben sizlere bol kazançlar dileğiyle hoşça kalın diyorum arkadaşlar.